diyor. Neredesiniz 6000 takipçim? Bence karanlık romantik ortamlardayız. Yapsam mı yapmasam mı bilemiyorum. Sırf bitsin diye kullandığım kremi. Selam canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ve sabah ufak bir yürüyüş yaptıktan sonra duşuma girdim, çıktım ve sizlerdeyim. Bu arada duştan çıktıktan sonra şu transparan sabunla yüzümü yıkadım ve gerçekten çok memnunum. Ondan harbiden çok memnun kaldım. Tekrardan söyleyip belirtmek istedim. Eğer gözenek şikayetiniz varsa benim gözenek şikayetim vardı. Hani ciddi anlamda memnunum. Ve bilin bakalım bugün evde kim yalnız? Ben yalnızım. Tabii ki ben yalnızım. Ve bilin bakalım yine ben evde yalnızken beni kim çağırdı? Kübra çağırdı ve Kübra'ya gideceğim. Ben de isterim ki bir vlog açılışı yapayım. Şimdi hep birlikte hazırlanacağız derken telefonum çalıyor, bir dakika. Günün kahramanı Kübra arıyor. Alo canım. Naber? Evet, Küboş'la konuştuk. Ben dedim ki hani ben biraz geç kalabilirim. Mehmet gelecek, o yemek yiyecek. Ben öyle gideceğim oraya. O da dedi zaten sıkıntı yok, ben de evde yalnızım. Şimdi saçlarımı tarayacağım. Biliyorsunuz ki şu Tangle Teaser tarağını aldıktan sonra bu saç tarama sıkıntısını hiçbir şekilde çekmiyorum. Onun dışında benim saçlarım aşırı dolaşık hale gelen bir saç olduğu için maalesef. Yani bütün sıkıntılar bende gerçekten bu saç konusunda. O yüzden bu tarak hayatımı kurtardı. Sizden ne haber? Dün sıkıldık. Tamam, Mehmet'le birlikte dedik ki hani bir canlı yayın yapalım. En azından sohbet muhabbet güzel gider. Fakat yani 6000 takipçim var. Ama neredesiniz? Günlük bazen 20, bazen 30, bazen 50 bile gelen oluyor. Takipçilerim hızla artıyor. Fakat video attığımda bu takipçiler ortadan yok oluyor. Yani YouTube algoritmasını ben anlayamıyorum zaten. Orası bir ayrı durum. Bu konuda çok müzdaripim. Neredesiniz 6000 takipçim? Gerçekten başladığında bu yapacağım ya. Neredesiniz 6000 takipçim? İsyan ediyorum şu an. Bu videoyu izleyenler şu an yorum yapabilir mi rica etsem? Rica ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol da beğeni istiyorum sizden. Evet canlarım, şimdi saçlarımı falan kuruttum. Ufak bir makyaj yapacağım. Saçımı boyatıp farklı bir de kesim yapmayı düşünüyorum ama kararsızım. Yapsam mı yapmasam mı bilemiyorum. Ya da yaparsam sizce nasıl bir kesim yapmalıyım? Evet, her hazırlanma mekanı olarak sizi buraya koyuyorum ama gönül ister ki daha uygun bir mekanım olsun. Ben oturayım. Siz burada karşıdan beni izleyin derken kapı çaldı. Mehmet geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ne yapıyorsun? İyi canım. Sen ne yapıyorsun? İyi, ben de ne yapayım? Evet canlarım, Mehmet'e yemek ısıttım. Şu an yemeğini yiyor kendileri. Şimdi klasik nemlendirme seansına geçtim. Şu Madelab'in sırf bitsin diye kullandığım kremi 5 üzerinden 3 puan veriyorum. Ben bundan önce Bioderma kullandığım için de belki çok memnun kalmamış olabilirim. Yani ondan daha memnundum. Şimdi bir tane de ruj süreceğim ve bu kadar. Birazcık makyaj yapayım dediğim buydu yani. Kübra'ya gidiyorum, ne yapmamı bekliyorduk. Geçenler ruj falan da sürdüm. Şey geldi aklıma ya, ben de kirpik lifting var. Ben bir ara kirpik lifting yapmıştım ve onun zaten zamanı geçti, yani etkisi geçti. Diyorum ki diğer vlogda birlikte tekrardan bir kirpik lifting yapalım. Hem de iyi oluyor yani, kurtarıcı gibi bir şey oluyor böyle. Yaklaşık 2 ay falan sürmüştü bende etkisi. 2 ay boyunca rahattım. Bence yine tekrardan öyle yapabiliriz. O zaman bir dahaki vlogda ne yapıyoruz? Kirpik lifting yapıyoruz birlikte. Bu arada giderken de kestane alacağım. Kübra kestane istedi. Sobada kestane yapacağız. Hadi orada görüşürüz. Asansör buradayken binelim mi? Ah, niye o kadar karanlık? Ben bana bir top olmuştu belki. Tım tıs tım tıs tım tıs tım tıs tım tıs tım tıs tım tıs. Selam. Merhaba canım. Ne haber? İyi de canım, sana. İyi ben de. Çok karanlık romantik ortamlardayız. Bizim romantikliğimizde böyle arkadaşlar. Evet, Mehmet çöp attı. Beni köpekle birlikte bekliyorlar. Allah'ım, sen de mi bekliyorsun beni? Ay hoş. Ben Kübra'ya geldim. Ne? Arkadaş makrube yapıyormuş. Çok heyecanlıyım. Makrube yiyeceğim. Kestanelerimizi aldım ve
sobada yapmak için şimdi bunları bir güzel Kübra bana yemek hazırlarken şey yapacağım, çizeceğim. Farkım yok hiç geceden, bence sabah razıyım. Kuş, biraz daha keskin bir bıçak var mı? Ben bununla yapamadım. Thank you. Böyle sırasıyla diziyor arkadaş. Domates, sonra patates. Ardından pilavı koyacak ve pilav efsane gözüküyor ki boş. Evet, Kübra ile birlikte şimdi odunluğa geldik. Soba yakacağız. Vay, Türk bayrağı var. Helal be. Garaj burası, garaj. Ha, burası garaj değil mi? Garaj olarak kullanıyorsunuz burayı. Burası garaj, aynı zamanda da odun muhafaza ediyorlarmış. Hadi yapabilirsin, güveniyorum sana. Şu bahçede var ya, şu orada yazın semaverde çaylarımızı az mı içtik? Vay be. Bence yeter ya. Yeter yeter. Bilemem ama tecrübe konuşuyor. Yeter. Ver onları bana. Yetmezse sen gelir alırsın. Aynen, yetmezse ben gelir alırım. Yapabilirsen. Kendimi haydi gibi hissediyorum şu anda. Birazdan dağlara çıkacağım. Burada dursun bakalım. Sonra mı yakarız? Yaşasın. Soba yakıyoruz. Ben ne kadar hevesliyim yalnız. Kübra da bir o kadar hevessiz bulur mu? Bu arada gerçekten evde doğalgaz var ama ısrarla hem doğalgaz yanıyor hem soba yakıyorlar. Çünkü zevk meselesi. Aynen, teyze bu arada doğalgazı yani sevmiyor gibi bir şey. Doğalgaz yanarken yine soba yakıyor ya, diyor ki dizlerime daha iyi geliyor diyor. Bir de sobayı çok seviyormuş. Valla benim de işime geliyor yani. Ben de seviyorum sobayı. Bizde bir öyle imkan olmadığı için Kübra ben sevmiyor tabi. Çok mutlu arkadaş. Evet, son hali. Şu şekilde salata var. Yoğurt var. Mor lahana var. Soğan var ve şu enfes gözüküyor gerçekten ki bu şom. Ellerine sağlık yavrum. Afiyet olsun babam. Ay, şimdi biz yemeğimizi yedik. Ortalığı topladık. Tabii ki yemedik çoğunu. Hepsini yememiz beklenemezdi zaten. Kübra abartarak yapmış. Ben söyledim. Dedim ki Kübra'cığım bak çok fazla ama dinlemedi. Kendi bilir. Neyse, yarına yemeğim var diyecektim. Yukarı gönderdim. Doğru. Peki. Yarın nöbetçiyim. Aynen, yarın nöbetçisin. Yavrum, kıyamam. Şimdi biz bir film keyfi falan yapacağız. Film arıyorduk. Yani film aramıyoruz daha doğrusu. Ayarlamaya çalışıyoruz ve sanırım Deliha'yı izleyeceğiz. Şu anki karar. İzleyebilirsek inşallah Deliha'yı izleyeceğiz. Eğer izleyemezsek de kısmet. Sonra ardından sufle yapacak Kübra'nın yengesi. Onlar da üst katta oturuyorlar bu arada. Biz arayacağız. O sufle yapacak, indirecek. Felaket yemeli bir gün oluyor. Ve ben spora başladım arkadaşlar, biliyor musunuz? Yani spor yaptım. Dün başladım. Bugün de devam ettirdim sporumu. Fakat geldim ki burada neler göreyim. Kübra'nın yengesi geldi ve torunu olacakmış. Baksana şunun tatlılığına. Çok güzel olmuş. Abla gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Rengi falan çok güzel ya. Açacağım. Wow. Şanslı bir torun geliyor. Ya. Sağlıcakla inşallah. Uyusun içinde. İnşallah. Ve sufle de yapmış. Teşekkür ediyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Çok güzel gözüküyor. Buyur balım. Evet, Kübra sobayı yaktı. Of be. Çay eşliğinde soba keyfi yapıyoruz şu anda. Kestanelerimiz doluyor. Ah, çatladı. Çok güzel oldu, yanıyorum şu anda. Bir doğalgaz, bir soba. Çok güzel, keyif ayrı ya. Olmuyor kanki bu. Atamam ah atamam, sen olmayınca yalma. Saatlerimiz şu anda 00:25 görüyorsunuz. 00:00 unutmayın, 00:00 değil, 00:25. Bu kadar çok yedirdi ki bu kız bana. Bayıştım kaldım, bir de soba yaktı. Ama istedim ki yatarken de soba yaksın. Çünkü böyle sobanın sıcaklığında uyumak istiyorum. Spor yapıyormuş, bir şey yapıyormuş daha doğrusu.
arkadaş. Makrobe yemeği geleceğini biliyor muydum? Bilmiyordum. Yazacaktım. Dedim ki boşver koysun, nasıl olsa akşam yedireceğim. Aynen valla. Çok fena ya. Maske var mı? Maske yapalım birlikte. Yüz maskesi. Kabak var. Ne kabağı? Gerçekten. Yoksa bal kabağı maskemi istemediniz mi? Maske var, yapalım. Nokta temizleyici. Netrojina'dan siyah nokta temizleyici maskesini getirdi bana canım. Darın, darın, darın. Pelik jel diyor. 2 gün etmen siyah noktaların azalmasına yardımcı olur. Hmm. Kullanmadım bunu hiç. Bakalım nasılmış kullanımı. Neyse yüzüm. Ne? Gerçekten mi? Ne yapacaktım da ben müsaade mi edecektim? Ayakkabı boyası aramış, ayakkabı boyasıyla yüzüm boyayacakmış. Dur biraz ama yüzümü ısıtayım da geleyim, bekle dur. Senin sayende yüzüme maske yaptım. Yapmıyor musun normalde? Evet, Kübra'yı da kendime uydurdum ve maske yaptık. Kızlar bir aradayken ne yapar? Evet, şu anda kahvelerimizi yaptık. Sütlü Türk kahvesi. Ortamımıza bakın. Mumlar var. Mumlarımızı yaktık. Her zaman keyifli. Kahvelerimiz de hazır. Ben keyif insanıyım. Takıldığım arkadaşlarım da keyif insanı. Şey derler ya, bana arkadaşın söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Evet ya. O çok önemli. Yani gerçekten çok net bir şey o ya. Biz birbirimize çok benziyoruz. Evet ya. Gerçekten. Tabii yapı olarak değil. Yani huy şey, olarak falan gerçekten olarak benziyoruz. Niye çok ikimiz çıldınız. Esmeriz? Sen daha çok. Kanki ama beni şey oluyor. Suriyeliler sanıyorlar ya, Suriyeli falan sanıyorlar. İlk şeylerde falan böyle beyaz eşarp takınca Suriyelilere benziyormuşum. Gerçekten mi? Didim'de plajda da öyle oldu. Bir tane şey gelmiş. Böyle kabile şeklinde gelmişler. Toplu bir tur gelmiş. Ondan sonra ben de tabii denize gide gide iyice karardı. Ne oldu? Yabancı mı konuştular seninle? Oradan birisi gel diyor. Ben de yok, ben sizden değilim, gidin diyor. Hala bana bağırıyor, gelsene gelsene diye. O zaman hadi biz şarkımızı açalım, sohbet falan edelim. Bence de. Evet canlarım, artık gün sonuna geldik. Bu mükemmel sesle, mükemmel sıcaklıkla sobada uyuyacağım. Sobada uyuyacağım. Yani işi abartıp üstüne yatmayı planlıyorum. Bu sıcaklıkla uyuyacağım, bu sobanın sesiyle. Gerçekten hep böyle istediğim bir şeydi gerçekten. Kübüş sağ olsun yaktı benim için. Bugün de kız kıza zaman geçirdik. Böyle bir vlog oldu. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bol bol yorum bekliyorum. Bol bol beğeni bekliyorum. Tamam? Söz mü? İnşallah sözdür. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşça kalın.